Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yazarları Balin, Ziegler ve Barnett olan Nobel Akademik Yayıncılık tarafından Türkçe'ye çevrilen Genel Matematik kitabının 9 ila 12. sayfaları arasında egzersizler yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü alıştırmalarımız daha çok eşitsizlik çözümüyle ilgili. İlk örneğimiz de bir golf kursuyla alakalı. Bu golf kursunda arkadaşlar bir ders için kursun kendi sopalarının kullanıldığı durumda 52 dolar tutuyor ders ücreti. Katılımcının eğer kendi sopası, golf sopası var ise 44 dolar tutuyor. Siz gidip 270 dolarlık bir sopa takımı satın alırsanız bu maliyeti karşılamak için golf kulübünde kaç ders almanız gerekir diye soruyor. Yani yapmamız gereken şey şu, ben kaç gün ders alacağımı ilk önce tanımlayacağım. Q benim golf kursunda alacağım ders saati diyelim. Bunu tanımlayacağım ve daha sonra da burada yazılan ifadeleri kullanarak modelimi oluşturacağım. Ben 270 dolarlık sopa takımı aldığım zaman zaten cebimden bir 270 dolar çıktı. Bir de kendi sopa takımımla ders aldığım için ders saati başına 44 dolar ödüyorum. 44 çarpı Q benim neyimdir arkadaşlar? Satın aldığım zaman ödeyeceğim toplam miktardır golf dersi için. Peki bir de ne var? Kiralama yaptığımız zaman ödeyeceğimiz bir miktar var. Bu da kaça eşit? Bu da 52 çarpı Q'ya eşit. Yani ben golf sopası almadım. Gittim golf dersini kursunun kendi alet edevatlarını kullanarak aldım. 52 dolar veriyorum saat başına. Q saat ders alıyorum. 52 çarpı Q lira dolar ne yapıyorum? Para ödüyorum. Şimdi ne olması gerekir? Benim ne kadar en az saat alacağım bir yemek için ne yapmam gerekir? Benim satın alma maliyetimin kiralama maliyetinden küçük veya eşit olması gerekir. Yani benim avantajlı olmam için satın aldığımda ödediğim miktarın kiraladığım zaman ödediğim miktardan az veya eşit olması durumunda ben bu maliyeti karşılamış, değil mi? Ve kar durumuna geçmiş olurum. Bunun için de bu eşitsizliğin her iki tarafından 44 Q'yu çıkartıyorum. 52 Q eksi 44 Q çıkarttım. Ve 270 dolar küçük eşittir 8 Q elde etmiş oldum. 8 pozitif bir sayı olduğu için her tarafı 270 ne yapıyorum? Her tarafı 8'e bölüyorum. Q büyük eşittir 270 bölü 8 oluyor. Hesap makinesi kullanırsak 270 bölü 8 kaça eşit? 33,75'e eşit. Yani Q'nun 33,75'ten büyük veya eşit olması lazım ki, yani benim ders alma saatim 33,75'ten büyük veya eşit olması lazım ki ben ne yapayım? Bu satın alma maliyetimi karşılamış olayım. 33,75 tam sayı değil, rasyonel bir sayı, ondalık bir sayı. Ben bunu yuvarlarsam eğer buradan Q'nun kaç olduğunu bulurum. 34 saat olduğunu bulurum. Demek ki ben eğer 34 saat alırsam, tam olarak 34 saat ders alırsam maliyetimi karşılamış olurum. 34 saat ve üstünde ise, yani 35 saat, 36 saat ders almaya başladığım zaman ise artık neye geçmiş olurum? Kâra geçmiş olurum.
bu soruyu çözerken bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Şimdiki örneğimizde bu sefer halı yıkama makinesi kiralıyoruz arkadaşlar. Bir yerel süpermarket halı temizleme makinesinin günlük $20 kiraya vermektedir. Bu halı temizleme makineleri özel bir şampuan kullanmakta olup bu şampuanların tanesi $16'dan sadece süpermarkette satılmaktadır. Bir ev tipi halı temizleme makinesi $300'dan satın alabilmektedir. Ev tipi halı temizleme makineleri için şampuanların şişesi $9'dan kolayca temin edilebilmektedir. Önceki tecrübeler iki şampuan şişesiyle oturma odasındaki 10x12 boyutundaki bir halının kiralanan temizleme makinesiyle temizlenebildiğini göstermektedir. Aynı boyuttaki halıyı ev tipi halı temizleme makinesiyle temizlemek için 3 şişe şampuan gerekmektedir diye söylemiş. Eğer ev tipi bir halı temizleme makinesi satın alırsanız kiralamadan daha ucuza gelebilmesi için oturma odanızdaki halıyı kaç kez yıkamalısınız diye soruyor. Şimdi ben burada değişkenimi tanımlayacağım ilk önce. Değişkenimiz ne olsun? Y mi olsun? Y olsun. Diyelim ki Y oturma odasındaki halının yıkanma miktar. Evet. Ve sonra da bir tablo yapacağım. Yapacağımız tabloda arkadaşlar neyle neyi kıyaslayacağım? Kıyaslayacağımız şey şu olacak. Kiralamakla ondan sonra satın almak arasındaki farkları inceleyeceğim. Şimdi onları da güzelce yazalım. Burası kiralama olsun. Burası da satın alma olsun. Şimdi ben kiraladığım zaman günlük ne kadara kiralıyorum? Bir defa kiralama kaça patlıyor? $20 patlıyor. Şampuan ne kadara veriyorum ben? Bir şampuanın fiyatı ne kadar? Kaç dolar? Arkadaşlar $16. Yani süpermarketten aldığım zaman şampuan için $16 veriyorum. Ve ben halı yıkamak için 10x12'lik halı için kaç tane şampuan ihtiyacım var? 2 adet şampuana ihtiyacım var. Ve bunun da fiyatı 16 çarpı 2'den kaç lira oluyor? $32 oluyor. Satın aldığım zaman ben yıkama makinesini satın alıyorum. Sadece bir defalık katlandığım $300'luk bir maliyet var. $300'ı satın aldım. Ve ben bunun bir adet şampuanı kaç liraya alıyormuşum? $9 mı alıyordum? $9 alıyorum. Bir adet şampuanı $9 alıyorum. Ama ev tipi makineyle yıkadığım zaman halımı kaç tane şampuan kullanıyorum? 3 tane şampuan kullanıyorum halı yıkamak için. Ben 3 adet şampuan kullanıyorum. Ve bu da 3 kere 9'dan 27 dolara ne yapar? Patlar. Şimdi kiralamanın maliyetini yazacağım. Kiraladığım zaman ne kadar para vereceğim? Şimdi bir kere kiralarsam $20 veriyorum. Y defa kiralarsam 20 çarpı Y dolar kiralama ücreti vereceğim. Bir defa kiraladığım ve bir defa yıkadığım zaman şampuan parası olarak $32 veriyorum. Y defa kiraladığımda 32 çarpı y dolar ne veriyorum? Şampuan parası veriyorum. Bu vermiş olduğumuz ne? Kiraladığımız zaman cebimizden çıkacak olan para. Y defa kiraladığımız zaman cebimden çıkacak olan para toplamda 52 Y dolar. Onu da altı yazabilirim. Peki satın aldığım zaman ne kadar para veriyorum? Bir kere her şey önce bir $300 sabit para verdim. Bu yıkama sayımdan, kaç defa yıkayacağından bağımsız. Çünkü sadece bir kere alıyorum, $300 verdim. Bu Y'ye bağlı değil. Y'den bağımsız. Ama kullanacağım şampuan miktarı yıkama sayıma bağlı.
Bir defa yıkadığım zaman bu makineyle 27 dolar şampuan parası veriyorsam, Y defa yıkadığımda 27 çarpı Y dolar şampuan parası vereceğim. Yani onun da toplam maliyeti neye eşit? 300 çarpı artı 27 Y'ye eşit. Şimdi kiralamanın satın almadan daha pahalıya patlaması lazım. Daha pahalı olması lazım. Kiralamanın dezavantajlı olmasını istiyorum. Yani daha pahalı olmasını istiyorum. Veya bir başka ifadeyle satın alma eyleminin daha karlı olmasını istiyorum. Demek ki kiralamanın maliyetini satın almanın maliyetinden büyük veya eşit olması gerekiyor. 52y büyük eşittir 300 artı 27y diye ifade ettik. Şimdi her iki taraftan 27y'yi çıkartıyorum. Ne oldu? 52y eksi 27y büyük eşittir 300 oldu. 52y'den 27y çıkarsa kaç olur? 25y ne olur? Büyük eşittir 300 olur. Ve buradan da her tarafı 25'e bölersem y büyük eşittir 300 bölü 25, o da ne olur? 12'ye eşit olur. Yani y'nin ne olması gerekiyormuş? 12'den büyük veya eşit olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bunun da anlamı nedir? Benim en az 12 defa yıkamam gerekiyor ki, yıkamalıyım ki halımı ne olsun? Satın alma kiralamadan ne olsun? Karlı olsun. Eğer ben 12 defadan az yıkarsam, 11 defa, 10 defa, 9 defa yıkarsam kiralama avantajlı halde, ne zamana kadar? 12 defa yıkayıncaya kadar. Artık 12'den sonraki her yıkamada zaten sizin karınız daha da fazla olacaktır, daha da artacaktır satın alma durumunuzda. Evet, örneğimize bakalım arkadaşlar. Yeni bir romana basmak için anlaşan bir yayıncı, sabit maliyetlerin 55 bin dolar ve değişken maliyetlerin üretilen her kitap için 1.60 dolar olduğunu hesaplamıştır. Kitap dağıtıcıları tanesi 11 dolardan satılıyor. Yayıncının kâra geçmesi için en az kaç kitap satması gerektiği sorulmuştur arkadaşlar. Şimdi biz burada üretilip satılacak olan ürün miktarını Q ile gösterelim. Üretilip satılacak ürün miktarını göstersin. Bu durumda bana verilen bilgileri oluşturalım. Önce toplam maliyet fonksiyonunu yazacağım. Toplam maliyet fonksiyonu. Bu tabii ki Q'ya bağlı olacak. Bakın, her şeyden önce ürettiğim kitaptan bağımsız olan bir giderim var. 55 bin dolar. Bunlar sabit maliyetim. Ben kitap üretmesem dahi bu para benim cebimden çıkacak. O yüzden biz buna sabit maliyet diyoruz. 55 bin dolar. Bir de değişken maliyetimiz var. Bir tane kitabı üretirken cebimden çıkacak olan para 1.60 dolar. Q tanesi üretmek için cebimden çıkacak olan para ise 1.60 çarpı Q dolar olacak. Peki toplam gelirim nedir? Toplam gelirim nedir? Onu da şöyle yazalım. R ile göstereceğim. Revenue'nun R'si. Ve ben bir tane kitabı 11 dolara satıyorsam, Q tanesini 11 çarpı Q dolara satarım. Yani şey diye düşünelim. 11 liradan satıyorum. Bir tane sattım, 11 lira kazandım. İki tane sattım, 11 çarpı 2 22 dolar kazandım. Gelirim o kadar oldu. 3 tane sattım, 33 dolar kazandım. Q tane satarsam da 11 çarpı Q dolar gelir elde ettim. Peki karımı nasıl hesaplayacağım? Kar fonksiyonunu da, toplam karımı da şöyle hesaplıyorum. Onu da büyük P sayısıyla göstereceğim. Büyük P harfiyle göstereceğim. Bunu da gelirimden
maliyetimin çıkartılmasıyla elde edeceğim. Gelirim 11Q'ya eşit. Maliyetim de 55.000 artı 1.60Q'ya eşit. O da ne olacaktır? 11'den 1.60 çıkarsa kaç kalacak? 9.4Q kalacak. 9.4Q. Şuradan bakalım. 9.4Q. 9.4Q eksi 55.000 diye söyledik. Şimdi karın kâra geçilmesi demek. Evet, burada arkadaşlar şunu ifade edelim. Bir kere R eksi C, bu benim kâr fonksiyonum. Eğer R eksi C sıfırdan küçük olursa, yani bir başka ifadeyle geliriniz maliyetinizden düşük olursa zarar ediyorsunuz demektir. Zarar elde ediyorsunuzdur. Değil mi? Kazandığınız paradan daha fazla maliyetiniz varsa sizin negatif karınız vardır. Yani bir başka ifadeyle zarar elde ediyorsunuz. Eğer karınız sıfıra eşitse, yani R eşittir C ise, geliriniz maliyetinize eşitse, o zaman başa baş noktasındasınızdır. Yani ne zarar ediyorsun ne de kar elde ediyorsundur. Eğer karın, yani gelir eksi fark sıfırdan büyükse de, yani diğer bir ifadeyle gelirin maliyetinden büyükse de ne elde ediyorsundur? Kar elde ediyorsundur. Bu durumda bu yayımcının kar elde edebilmesi için P'nin sıfırdan büyük olması, yani bir başka ifadeyle R'nin C'den büyük olması gerekmekte. Biz zaten P'yi bulmuştuk. P neydi? P dediğimiz 9.4Q eksi 55.000'di. Bunun ne olması lazımmış? Sıfırdan büyük olması lazımmış. Bu eşitsizliği çözmeyi de biliyoruz. Arkadaşlar 9.4, her iki tarafa 55.000 ekledim. Büyüktür. 9.4Q büyüktür. 55.000 oldu. Ve her iki tarafı pozitif olan ne sayısına böldüm? 9.4 sayısına böldüm. Ve böldükten sonra da karşıma çıkacak. Peki bu neymiş? O da hesaplarsak hesap makinesiyle kaçtır? 5.851,06. Yani satacağımız miktarın en az kaç olması lazım? Bu sayıyı yuvarlayacağım yukarıya. En az 5.852 adet ne yapmam, kitap satmam gerekiyor. Kâra geçebilmem için 5.852 adetten fazla, yani en az öyle diyelim. En az 5.852 adet kitap satarsam ben ne yapıyorum? Kâra geçiyorum. 9.852'den büyük olan her miktarda zaten ben ne yapıyorum? Arkadaşlar, kâr elde ediyorum demektir. Bu soruda ne yaptık? Kâr elde edebilmek için arkadaşlar gelirimizin maliyetimizden fazla olması gerektiğini, yani kârımızın, kâr fonksiyonumuzun, P ile gösterdiğimizin sıfırdan büyük olması gerektiğini söyledik ve bu eşitsizliği çözmüş olduk. Şimdi bir başka örnek yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar yine bir örnekle karşınızdayız. Burada da sıcaklık değişimiyle ilgili verilmiş. Antarktika istasyonundaki 24 saatlik dönemdeki sıcaklık değişimi -49 Fahrenheit ile 14 Fahrenheit arasında ise santigrat derece olarak değişim aralığı nedir diye sormuş. Çok da güzel bir örnek. Aynı zamanda bize Fahrenheit'ın kaç santigrat derece olduğunu da ifade etmiş. Ben bu aralığın santigrat derece cinsinden
nasıl bulunacağını yapacağım. Bakın çok kolay aslında. Yapacağımız işlem nedir? Eksi 49 küçüktür Fahrenheit, değil mi? Bu da küçüktür 14 diye söylemişiz. Yani çünkü benim F ile gösterdiğim buradaki nedir? Sıcaklığım. F dediğimiz bizim burada Fahrenheit cinsinden sıcaklığımız. Fahrenheit cinsinden. Benim sıcaklığım eksi 49 Fahrenheit ile 14 Fahrenheit arasında değişiyor. Peki bir yani Fahrenheit kaça eşitmiş? Kaç santigrat'a eşitmiş? Dikkat ederseniz 9 bölü 5 santigrat. 9 bölü 5 santigrat artı 32'ye eşitmiş. O formülü de bana vermiş. Fahrenheit'ın 9 bölü 5 santigrat dereceyle 32'nin toplamına eşit olduğunu ifade etmiş. Bunu ne yaptım? Bu eşitsizlikte Fahrenheit yerine 9 bölü 5 santigrat artı 32 diye yazdım. Yani böylelikle bana çift taraflı bir eşitsizliği aslında eşitsizliğin çözümünü soruyor. Ne yapacağız? Her iki taraftan ilk önce eksi 32 çıkartacağım. Evet, her iki taraftan eksi 32 yani ekleyeceğim ya 32 çıkartacağım. Eksi 49, eksi 32 daha, 9, 2 daha ne yapar? 11, 4, 3 daha 7, 50 var 1, 81, eksi 81 küçüktür. 9 bölü 5 santigrat, o da küçüktür. 32'den 14 çıkarsa kaç kaldı? 8, 18 kaldı. Eksi 18 derece. Bunlar şu anda artık burası santigrat derece cinsinden oluyor arkadaşlar. Onu da belirtelim. Daha devam ediyoruz. Şimdi 9 bölü 5 santigrat olduğuna göre bu aralıkta olan sayılar eksi 81 ile eksi 18 9 bölü 5 santigrat derece aralığındaymış. Benim amacım C'yi çekmek. Öyleyse her tarafı 5 bölü 9 ile ne yapıyorum? Çarpmalıyım. 5 bölü 9 pozitif bir sayı olduğu için de eşitsizlik ne olmayacak? Yön değiştirmeyecek arkadaşlar. Ve onu da şu şekilde yazalım. Eksi 81 çarpı 5. Ya burası da tabii ki bir saniye. Şurayı yanlış yazdım. Burası da 5 bölü 9 olacaktı. Orayı yanlış yazdım. 5 bölü 9. Evet, şimdi sadeleşmeyi yaparsak eksi 9 kere 5 eksi 40 santigrat. O da küçüktür. Eksi 10. Demek ki Antarktika'daki sıcaklık değişimi eksi 40 santigrat derece ile eksi 10 santigrat derece arasında değişmekteymiş arkadaşlar. Bu sorumuzu da yaptıktan sonra bir sonraki örneğimize geçebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu örneğimizde de psikoloji ile ilgili bir sorumuz var. IQ zeka katsayısı standart testlerle belirlenen zihinsel yaşı kronolojik yaşa bölüp 100 ile çarparak hesaplanır demiş. 12 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grubun IQ değerleri 80 ve 140 arasında ise bu çocukların zihinsel yaş aralığı nedir diye ifade etmiş. İlk önce IQ'nun formülünü ifade edelim. IQ neymiş arkadaşlar? Zihinsel yaş, yani MA dediğimiz zihinsel yaşla zihinsel yaşı ne yapıyormuşuz? Kronik yaşa, yani evet CA'ya bölüyormuşuz ve de bir de ne yapıyormuşuz? 100 ile çarpıyormuşuz. IQ dediğimiz zeka katsayısı bu şekilde hesaplanıyormuş. Ve bize demiş ki 12 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grubun IQ değerleri 180 ile 140 arasında değişmektedir. Yani bizim 12 yaş dediğimiz nedir? CA. Çocuklarımızın yaşı CA'sı kaça eşit? 12'ye eşit. Peki IQ'ları hangi aralıkta? 80 ila 140 aralığında IQ'ları da. Bizden istenen bu çocukların MA'larının hangi aralıkta olduğu. Yapmam gereken şey oldukça kolay. IQ'nun formülünü burada yazalım. 80 küçük eşittir. MA bölü CA çarpı 100 küçük eşittir. 140'tı. Bana bu çocukların yaşlarının 12 olduğu da söylendiğine göre onu tekrar düzenleyeyim. MA'yı ben bilmiyorum. CA'yı biliyorum. CA 12'ye eşit.
Benden istenen bu çift taraflı eşitsizliğin çözülmesi arkadaşlar. Onu bulmamız gerekiyor. Bunun için de ilk önce bu eşitsizliğin her tarafını ne yapacağız? 100 ile böleceğiz ve 12 ile çarpacağız. Yani 12 bölü 100 yazacağız şu şekilde. Küçük eşittir MA, o da küçük eşittir 140 çarpı 12 bölü 100. Amacımız MA'yı tek başına bırakmak. MA'nın katsayısı çarpanı 100 bölü 12 olduğu için her başisinin her tarafını 12 ile çarpıp 100'e bölüyorum. Ve o da düzenlemelerimizi yapacak olursak 8 kere 12 ne yapar? 96 yapar. 96 bölü 10. O da küçük eşittir. MA. O da küçük eşittir. Evet. O da küçük eşittir. 14 ile 12'yi çarpalım mı? Çarpalım 14 ile 12'yi. Hemen onu da hesaplayalım. Onu da hesaplayalım arkadaşlar. O da 168 yapacak. 168. 168 bölü 10. Yani 9,6 küçük eşittir MA. O da küçük eşittir 16,8 bulduk. MA dediğimiz çocukların neydi? Zihinsel yaşlarıydı. Bu çocukların zihinsel yaşı 9,6 ile 16,8 arasında değişmektedir diye söyledik arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar eşitsizliklerin bu uygulamalarının sonuna gelmiş olduk. Gördüğünüz gibi çok farklı alanlarda uygulamalar yaptık. Hem sıcaklık değişimi, hem IQ, hem kar analizi ile ilgili farklı örnekler yapmış olduk. Böylelikle doğrusal denklem ve eşitsizliklerin uygulamalarını bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda artık biz nelere başlayacağız? Doğru denklemlerine ve doğruların analizlerine başlayacağız. O yüzden bir sonraki videoda sizleri görmekten kanalımda her şeyden önce çok büyük bir mutluluk duyacağım. İlk olarak vaktinizi ayırdığınız ve beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. İkincisi, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize esenlikler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyerek dersimi sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ederim.